Tamiretten hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kutular ne? Nedir yani? Diye soruyorsunuz şu an. Evet, birkaç ay önce, birkaç hafta önce ya da bahsetmiştik bir projemiz olacak diye size. Bu kutular o projenin parçası. Ben bu fırsatı kaçırma. Projenin adı Tamiret Dıy. Kendin yap telefon projesi. Yani bu kutunun içinde ne olacağını şimdi göreceksiniz. Ben hepsini size detaylı olarak anlatacağım. İlk önce şu kutudan bir başlayalım. Başlayalım. İlk kapakta tornavida sesi çıkıyor. Bir de telefona ait bir iç kulaklık parçası. İkinci bölmede telefona ait bir ekran ve bir home tuşu gibi bir şey. Asıl önemli olan bölmede de telefonun kendisi. Videoyu detaylıca izlerseniz, iyi dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu faal çalışan bir telefon ve bu telefon gibi birçok elimde telefon daha var. Bunların hepsini sizin için hazırladık. Bu kendin yap projesinin bir tanıtım videosu gibi düşünün. Öncelikle anakartımızı, bataryamızı ve kasamızı kutudan çıkartalım. Kasa ve kapak var. Batarya sıfır bir batarya. Telefon ikinci el ama çalışan bir ikinci el telefon. Buradaki mantık el becerisi geliştirmek. Lego mantığıyla bir cihaz parçalarına sökülmüş haldeyken nasıl toplanabilir, tekrar nasıl sökülür gibi yetileri kazanmanız için böyle bir proje yaptık. Size detaylarından bahsedeceğim video ilerledikçe. Olabildiğince makul fiyatta tuttuk bu arada. İlk cihazımızdan başlayalım. Home tuşuyla başlıyorum. Aktif çalışan cihazlar bunlar. Ufak tefek bazen belki çalışmayan yer çıkabilir ama bunların çözülmeyecek arızaları olmuyor genelde. Titreşim motorunu da şuraya yerleştireceğiz. Anakart plakasına ikinci B bölmesindeki kısa olan vidaları takıyoruz. Bu tür projeyi benden çok istiyordunuz. Uzun zamandır soruyorsunuz. WhatsApp'tan olsun, Instagram'dan, yorumlarda okuyorum. Üstüne çalışma yapıyordum. Cihaz tedariği ile ilgili hangi cihazlar daha basit olabilir ilk etapta gibisinden. Cihazları bulduk. Hepsi çalışan kayıtlı cihazlar. Yanına tornavida setini ve kutuyu ekleyerek böyle bir set haline getirdik. Bu arada ben biraz projeden, biraz telefonun montaj işinden bahsediyorum. Ekranı siliyorum biraz. Ekranın yerine bu şekilde oturttuktan sonra anakartı oturtacağız artık. Bu telefon basit nispeten, tuşlu, kameralı, üstünde çok fazla çiptir, entegredir vesaire olmayan, dokunmatik bir ekran olmayan eski nesil bir telefon. Hala kullanılıyor tabi. Speaker bu. Onu takıyoruz. Sonra monte ediyoruz. Düştü bu arada hoparlör. Ben düştüm. Potluk yapıyor. Düşüyor oraya bir. Ya normalde orada altında onların orijinalinde çift taraflı bant gibi bir şey oluyor. Hafiften ufak bir şey. Gerek de yok aslında. Evet, oturdu. İyi kötü kurtuldum. Şimdi telefonun diğer vidalarını da takalım. A bölmesindekilerde telefonun kasasını sabitleyen vidalar. Böyle bir hem bir tamir seti, hem pratik seti, hem de çalışan bir telefon olmuş oluyor. Vay canına! Bunun üstünde çeşitli pratikler, anakartsal işleri de yapabilirsiniz. Çünkü fiyatı gerçekten makul olacak. Bunun dışında ben ilgili kartları yukarılara bırakacağım. Hediyelerimiz var, devam ediyor. Cihaz tamir ettiğimiz cihazların maliyeti satışları da devam ediyor. Bir önceki videomuzda bir tane 5 liraya iPhone XR vardı. Onu Çokomeli'ye satacağız. Onu da söylemiştim. Bilmeyenler varsa yukarıda kartını bırakırım, aşağı linkini de bırakırım, izlersiniz. Evet, cihaz çalışıyor. Açıldı. Bir de şarjını deneyelim. İlk önce bir sim kart takalım. Bir de şebekeyi de deneyelim. Ya bununla pratik geliştirebilirsiniz. En basitinden bir çocuğa verirsiniz. Annenize, babanıza, dedenize verebilirsiniz. Değerlendirilebilir ya da pratik olarak tök tak yapabilirsiniz. Hem güzel bir kutu ve tornavida seti geliyor yanında, basit de olsa. Bir telefon tamir hobisine giriş yapma seti de diyebiliriz bunun için. Bundan sonra zaten motivasyonunuz daha düzgün olacaktır. Çünkü çalışan bir telefon bu. Bundan sonra daha üst level telefonlara da çıkabilirsiniz. Güzel, gayet toplandı. İkinciler olmasına rağmen çok temiz. Aslında bu cihazlar muhtemelen depoda falan kalmış cihazlar. Toplu halde buldum ben bunları.
Bakın şebekede geldi. Kameralı bir telefon mu? Kameracı arkadaşlar burada mı? Konya yolundayım, Konya yolunda. Bu da kamerası. Görüntü nispeten VGA muhtemelen yani ama kamerasız değil en azından. Operatörü bir arayalım, bir test edelim. Arkadaşlar kesinlikle test ederken 112'yi aramayın, meşgul etmeyin o hattı. Operatörü alın ya da sim kartını takıp kendinize ait bir numarayı arayın. 112'yi kesinlikle aramayın. Gördüğünüz gibi hiç çalışıyor, bir problem yok. Yok, sıkıntı yok. Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok, yok. Beni buradan aldın. Yani bunda hiçbir şey çıkmadı. İkinci el fakat belki de sıfır, bilmiyorum. Depoda da beklemiş olabilirler. Bilemiyorum Altan. Canavar gibi oldu. İkinci telefonumuza artık geçelim. Sıra bunda. Bu da efsane bir telefon. Bakın. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Havidaları, bataryası. Ta 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 tam. Nokia 66 çift 0. Bir dönemin efsane telefonu. iPhone 10'u, iPhone 11'i, iPhone 12'si, iPhone 13'ü bu telefon. Yani teknolojinin en son ürünüydü o yıllar. Sende varsa çok acayip zengin bir insandın, öyle söyleyeyim. Bu telefon toplaması diğerine göre biraz daha basit. Şöyle basit ya, aslında değil. Kapağı zorluyor bunun. Bunda 4 vida var, öbürkünde 8 vida vardı. Bu arada fiyatlarından da bahsedeyim. İkisinin de fiyatı aynı projede. Kutu, vida, tornavida hepsinde geliyor. Cihaz da çıkıyor kutunun içinden. 130 lira fiyatları var. Platin üyelere sadece burada bir indirim oluyor. O da 100 liraya mal oluyor platin üyelere. Platin üyeler bunu nasıl alacak diye soracak olurlarsa WhatsApp'tan bana almak istedikleri zaman yazsınlar, ben onlara bir indirim kodu vereceğim. Diğer tüm abonelerimize 130 lira. 130 lira inanın bunu alamazsınız zaten piyasadan. Yani o onun olasılığı uzayın içinde yok, sana öyle söyleyeyim. Onu unut. Ben baktım az çok internette çalışanları 200 lira civarı. Bu basit, diğeri de öyle basitti. Vidaları var. 4 tane vida var bunda. Bunun tornavida seti farklı sadece. Bunda böyle 7-8 yıldız denen bir tornavida çıkıyor. Tam ben de bilmiyorum adını. Onunla monte ediyorsunuz. Nokia'nın bazı modellerine has ve bazı birkaç Android telefonda da hala var o vidalar. Ama bu kadar büyük ebatta vida şu an kullanılmıyor zaten. Ya böyle güzel hobiye bir başlangıç gibi bir şey olabilir. Hani böyle setler yurt dışında daha çok popüler. Türkiye'de ben örneğini görmedim şu an için. Varsa söyleyin. Hani onlara da bakarım. En azından kafamıza bir fikir oluşur. Sim kartımızı çıkartıp 1066 çift sıfıra bir takalım. Bir de onu da test edelim. Aynı şeyleri, şebekesi vesaire, sesi falan çalışıyor mu? Sim kartını taktık, bataryayı taktık, arka kapağı taktık. Oturdu. Startlıyorum arkadaşlar artık. Bakın bunda kızılötesi falan da varmış. Bu da kutularımız. Bu telefonlardan elimizde yeteri sayıda var. İlgilenen arkadaşlara ulaşsınlar. Tamiret.net sayfamıza koyacağız bunları. Oradan linklerini görebilirsiniz. Aşağıda linklerini bırakırım olmadı. İlgilenen arkadaşlarımız alabilir. Abonelerimize özel fiyatı 130 lira. Dediğim gibi platin üyelerimize WhatsApp'tan yazsınlar. İndirim kodu tanımlayacağım. Onlara sadece 100 liraya düşecek. O da 150 liraya bana abone oldukları için. Zaman zaman indirimler oluyor kanalımıza ve satışlar oluyor. Platin, altın, elmas, çokamel, genel abone neyse hepsini oluyor. Onun için de sağlık göze çıkan sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz yeterli. Gün içindeki satışlar ve indirimlerden bahsediyoruz. Bu arada çok bomba bir projeyle daha geliyoruz. Takipte kalın. Sosyal medyadan onun da duyurusunu yapacağım. 1 liraya bile bir şey satın alabileceksiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, kameracı arkadaşlar orada mı? Konya yolundayım lan! Aldırın beni buradan! Bu telefon kamera bir telefon. Aldım bu telefonu seni. Lan senin, Konya yolundayım lan! Konya yolundayım! Kamerası bunun da fena değil ama sanki Samsung 2 daha güzeldi. Zil seslerine bir bakalım. Şu meşhur Nokia'nın zil sesini açalım. Nasıl çalacak? Nokia Ton. Emektar ses. Emektar Nokia. İnsan şu sesi duyunca çok duygulanıyor ya. Ben öyle oluyorum. Ne bileyim. İşte bunları bu kutu size gelince böyle birleştireceksiniz, toplayacaksınız, çalıştıracaksınız. Sonra bana Instagram'dan yollayacaksınız ya da WhatsApp'tan paylaşım yaparız. Meraklı arkadaşlarımız için güzel bir set diye düşünüyorum. Umarım seversiniz. Şarj oluyor, bir sıkıntısı yok. Ama size bunlar parçalı hale gelecek. Çünkü bu işin özelliği bu, projenin özelliği bu. Ha, ben toplayamam diyorsanız bütün de yollarım. Ben toplayıp da yollarım, merak etmeyin.
Bu şekilde işte bu kutularla birlikte, içindeki ekipmanlarla birlikte, torna vizası, yaçma seti, penası bilmem nesiyle birlikte telefonun içinde olmak koşuluyla göndereceğiz. Bu telefonlar bir kısmı. Bunların bir kısmını topladım. Diğerleri parçalı vaziyette duruyor. Onları size göndermek için hazırladım. Bunlar da hazırlamadığım, video için topladıklarım. Diğerlerini de size göndermek için ayırdıklarım. Onlar ayrı bir yerde. Bu kutularla birlikte istediğiniz buradan 3 model var şu an elimizde. 76 10 66 0 32 33 mi? 33 32 mi? Öyle bir telefon Samsung'un. Emin olamadım. Yukarı yazarım olmadı. Böyle bir proje arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Her şeyi biliyorsunuz. Sizden gelen talepler doğrultusunda yapıyorum. Bunu da istediniz. Bunu da yaptık. Daha öncesinde tamir et sat cihazları istediniz. Maliyet fiyatına yaptık onları da. Ya hatta siz ummuyordunuz maliyet fiyatına olacağını. Onu da yaptık. Hurda projesi yaptık. Onu da yaptık. Bakın bazıları ikinci el olduğu için deformeler olabilir. Ama Nokia'lar ikinci el olmasına rağmen muhtemelen kapakları yenilenmiş. O yüzden sıfır gibi duruyor. Samsung'larda o şans olmuyor. Kapakları değişmiyor. Kasarak değiştirmek gerekiyor. Bunların içinde bataryaları yok. Bunun için ekleyerek göndereceğiz. Sıfır batarya koyacağız içine. Çünkü kaç yıllık telefonlar, eski bataryaları muhtemelen şişmiştir. O yüzden elin içinde olan şişleri de ben çöpe attım. Yani batarya kutusuna attım geri dönüşüme. Bu şekilde bir proje olacak. 76 onlarda zamanının iPhone 11 Pro'su, 12 Pro'su öyle söyleyeyim size. O da çok popüler bir telefondu. Bunlar ilk akıllı telefonlardan. Samsung'da öyle klavyeli olan. O da BlackBerry'ye benzer bir model çıkartarak O32 öyle söylemiyorum hala adını. Onu yapmıştı. Nokia'lar zaten efsaneydi ve hepsi çalışıyor. Hiçbir problemleri yok. Şunun pilini çıkartalım. Herhangi bir tanesini de daha deneyelim. Siyah takalım. Bunun ekranı oldukça çizik durumda. Kirli, silince geçer. Bunların en büyük problemleri joysticklerinde çıkardı zamanında. Sorunsuz çalışıyor bu da. Bu da sim kart takmamızı istiyor. Sorunsuz, sağlam hepsi. İkinci el size uygun fiyatlı Dayı Proje cihazı. Toplayın, hobi edinirsiniz ya da seviyorsanız bir meşgale olur. Bilmiyorum, böyle bir proje yaptık. Umarım hoşunuza gider. Bu da açılıyor. Hepsi açılıyor. Arkadaşlar video bitti. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz lütfen abone olun. Aklınıza bir şey takıldıysa yoruma yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.